Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapacağımız tatlı bol çikolata soslu pedibör bisküvili nefis tam bir yaz tatlısı arkadaşlar. Hem kıvamı hem lezzeti tek kelimeyle mükemmel. Yalnız arkadaşlar tatlı yapmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu tatlı bağımlılık yapabilir benden söylemesi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Önce malzeme listesini vermek istiyorum. Kullanacağımız malzemeler 1 litre süt, tepeleme 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır nişastası olabilir, hiç fark etmez. Buğday nişastası kullandım. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı kremamız var. Kremayı muhallebi pişirdikten sonra kullanacağız. 1 tane yumurta ve 1 paket de vanilyamız var arkadaşlar. Tenceremizin içerisine önce sütün yarısını ekleyelim. Sütün tamamını bir defada eklemeyelim. Daha sonra un, nişasta, yumurta ve şekerimizi ekleyelim. Güzelce çırpalım. Bütün malzemeler birbirine karışana kadar, pürüzsüz olana kadar çırpalım. Geri kalan sütü daha sonra ekleme yapalım. Vanilya ve kremayı ayıralım. Muhallebi pişirdikten sonra en son olarak kullanacağız. Malzemelerimizi güzelce pürüzsüz olana kadar çırptıktan sonra kalan sütümüzü ekleyelim. Güzelce tekrar karıştıralım, ocağımıza alalım. Ocağımıza aldıktan sonra hiç durmadan kaynayana kadar karıştıralım. Yoğun bir kıvamda olacak, kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Kaynamaya çıktıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Bir paket vanilyamız vardı, onu ekleyelim. Hazırladığımız muhallebinin yoğunluğunu da göstermek istiyorum. Normal muhallebilerden bir tık daha yoğun oluyor arkadaşlar. Muhallebimiz sıcakken hiç soğutmadan 1 su bardağı kremamızı da ekleyelim. Güzelce karıştıralım. 1-2 dakika mikserle çırpalım. Şu an mikserim olmadığı için çırpıcıyla çırpmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yalnız bu tarz tatlıları çırpıcıyla yapmak gerçekten zor oluyormuş. Biraz yorucu oluyor. Mikser siparişimi de verdim. İnşallah birkaç gün elimde olacak. Tatlımızın kremasını hazırladıktan sonra yarım su bardağı süt, 1 yemek kaşığı Nescafe'yi güzelce karıştıralım. Nescafe'ler eridikten sonra bisküvilerimizi Nescafe'li süte batırıp tepsimize yerleştirelim. Bu tatlıyı isterseniz kakaolu bisküviyle ya da kedi diliyle yapabilirsiniz. Her ikisiyle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bisküvileri yerleştirdikten sonra hazırladığımız kremanın tamamını bisküvilerin üzerine dökelim. Bu kremayı bütün meyveli tatlılarda, kuplarda, kupların içerisinde yapıp hazırlayabilirsiniz. Gerçekten lezzeti mükemmel bir krema. Bu krema joker kremalardan biri arkadaşlar. Dediğim gibi birçok tatlıda bunu kullanabilirsiniz. Hazırladıktan sonra tepsimizi buzdolabına kaldıralım. Tatlımız soğurken biz de bu arada çikolata sosumuzu hazırlayalım. Hazır çikolatalı sos kullandım. 1 paket çikolatalı sosa 2,5 su bardağı süt ekleyip ocağa almadan güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağımıza alalım, kaynayana kadar pişirelim. Bu tatlının üzerine çikolata sosu yerine meyveli sos da yapıp hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Çikolata sosu kaynamaya çıkıp göz göz olduktan sonra ocağımızdan alalım, içerisine biraz ceviz ekleyelim. Ya da fındık ekleyebilirsiniz. Hiçbir şey eklemenize de gerek yok. Sadece çikolata sosunu da dökebilirsiniz arkadaşlar. Cevizi de ekleyip karıştırdıktan sonra soğumasını hiç beklemeden sıcak sıcak tatlımızın üzerine dökelim. En az birkaç saat buzdolabında soğuması için, dinlenmesi için bekletelim. Bu tatlıyı yaptıktan sonra yemeden durabiliyorsanız bir gece bekletmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir gece beklediği zaman inanın kıvamı, lezzeti çok daha güzel olacak. Hiç ellemeden bir gece beklettiğim tatlımın kıvamı tam istediğim gibi. Son bir dokunuş daha yapıp tatlımızın lezzetine lezzet katalım. Birazcık üzerine çikolata rendeleyelim. En başta da söylediğim gibi arkadaşlar bu tatlı kesinlikle bağımlılık yapabilir. Hem tadı hem kıvamı tek kelimeyle mükemmel. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Beğenmediğim, hoşlanmadığım hiçbir şeyi kanalımda yayınlamıyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonra düşüncelerinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle bir dilim çıkartıp kıvamını da göstermek istiyorum. Bugün de bisküvili çikolata soslu nefis bir tatlı yaptık arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Gerçekten denemenizi tavsiye edeceğim güzel bir tarif.
Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.